bir gün sınıfta dedim bir kızcağız gel buraya dedim. Belliydi o çok utangaç oluyor. Şimdi dedim bağ dedim. Nasıl dedi? Bağ dedim. Çocuklara bağ dedim. Onları korkut dedim. Yapamam ki diyor. Ben bağıramam. Öğretmenler ben gibi sınıfa gelince onlar şey yapıyor. Sus 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 sus. Öğretmen gibi hoca gibi hoca gibi sus. Buna susmasın değil. Bağırmasın evet. Bağırman lazım gerektiği zaman. Tehlikede olduğu zaman bağırman lazım. Taciz olur, şu olur, bu olur. Bağırabilmen lazım. Bağıramıyor. Sana bedavadan bağırma fırsatı sunuyor. Bedavadan bağıramıyorsan eğer korku altında hiç bağıramazsın. Böyle rahat değilsen de kendini ifade edemezsin ki. Yani Gümüşlük Akademisi tabii birdenbire bizim kafamızdan çıkmış bir fikir olarak hadi gidelim şurada bir şey kuralım diye oluşmuş bir vakti değil. Yani 80'den sonra gelişen süreçte öncelikle yani Yeşil Hareket'in yükselmesi belki de insanların yüzünü doğaya çevirmeleri ve politik olarak yani doğanın mesele haline gelmeye başladı. Ahmet Filmer geliyor, bu araziyi alıyor, vakfediyor kendi arazisini. 15 dönüm bir arazi. Latife bu işe giriştiğinde pek çok insan bir tür hani deli diyeyim ya da meczup diyeyim bir tür öyle muamele yapıyordu. Latife ve Ahmet'in böyle dişiyle tırnağıyla kazıdığı bir iştir orası. Fikri ilk yapan Ahmet'tir. Tekerleğini koyan Latife de diyeyim. Ben de bir arabayı yaptım diyebilirim ama ondan sonra yine Latife geçti direksiyonun başına. Yani o cesur bir kadın bir kere yani hiçbir şeyden korkmuyor. Yani ilkeleri de var. İsimler arası çalışan bir vakıf bizim yaptığımız. Edebiyatçılar için de bir yer ayrılmıştı. Bir edebiyat evi yapılması için. Ben de bahçeden büyülendim, çok hoşuma gitti. Yıldızlar'dan öyle bir duygu geçti bana. Ben de öylece bağlandım bu bahçeye ve o yıllardan beri burada yaşıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bu kadar tırnak içerisinde ünlüyken, üretimi devam ederken böyle bir şeyi tercih etmesi. Tabii Gümüşlük, şimdiki Gümüşlük, Gümüşlük değil, başka bir yer. Daha safa bir yer. Biraz yüzünü doğaya dönmek istemesiyle ilişkili ve bunu o yaşlarda istemiş olması cüret. Ben geldim. Bizim kurucu başkanımız Ahmet Filmer. Ahmet Yeşil Parti'nin kurucularından Türkiye'deki ilk Yeşil Partili. Karşı eylemler yaptılar o yıllarda. Çevre ve doğa meselesini gündeme getiren kuşak aslında onlar. Belki böyle bir bahçe açarsak bir arada böyle ayağımızı toprağa basıp birlikte düşünceler üretiriz fikriyle bir düşünce çiftliği oluşturuyor kurmuş burayı. Ben geldiğimde vakıf yeni kurulmuştu ama bu bahçede hemen hiçbir şey yoktu. Sadece Ahmet'in şimdi işte bize kalan kulübesi vardı. Bir küçük bir ahşap ev. Burada öyle bir şey yok yani kapı yok. Onları karşılayan bir danışma, resepsiyon yok. Kendiliğinden buraya ait ve dahil oluyor insanlar. Yani burada hep bir devir daimin olması lazım. Nizamı yok bir kere. Geliyorsun, orada yapmak istediğin şey neyse yapıyorsun, bizle paylaşıyorsun. Ha bir atölye çalışması yapıyorsun. Aşağıda heykel yapıyorsun, aşağıda seramik yapıyorsun. Ve sana ne yapıyorsun diyen yok yani. Bunu yapamazsın diyen yok. Biriyle de anılmamasını özellikle önem gösteriyoruz. Yani çok uzun süre burada kaldığı zaman sanki onun alanıymış gibi. Yani bir sanatçı geldiği zaman veya bir bilim insanı geldiği zaman ona ait değil. O sadece burayı kullanıyor ve bir süre sonra gidecek yani. Sonra başkası gelecek. Babam bana vakıf arazisini aldığı zaman bana gezdirdi bak anlatırdı. Burada şu olacak, burada bu olacak, şurada şu olacak diye sanki inşa etmiş gibi görürdü. Ben de şaşırırdım nasıl anlayabiliyor bunları diye. İnsan ilişkileri görüyordum. Hoca öğrenci ilişkisini görüyordum. Nasıl yemek yeneceğini, nasıl birlikte olunacağını onları görebiliyordum. Olağanüstü bir proje. Biliyordum burasının çok iyi bir yer olacağını. Böyle bir ihtiyaç olduğunu da biliyordum. Tutacağını da biliyordum. Çok emindim her şeyden. Ve geleceği de görüyordum. Şehrin dışında insanlar yerleşsin istemiyor. Devletin böyle bir politikası var. Hiç destek olmuyor. Bana mı sordun gibisinden bir tavrı var. Dünyada olmamış bir proje. Şimdi bunun için izin almayı istiyorsun. Sümsük bir memura da hayır olmaz diyor. Kim dinler ya? Kim dinler ya? Yerleşim alanlarının uzağında, hani köyün bile uzağında yaşamlardan hiçbir zaman da destek olmuyor. Altyapı olarak içinde suyu vardır, ne elektriği. Yaparsınız ama bunu herkes yapamaz yani. Çok nadir insanlar yapar.
Çok küçüktü burası. Yani Sevan'da biz en fazla 100 kişinin konaklayacağı bir yer düşündük. 3 tane kuruş vardı. Orada Langlands vardı, kapalı salon. Bir de burası vardı aklımda. Bu dersler bir orada, bir burada yapılıyordu. Buraya evet, herkes gelebilir. Bahçe bunu zaten geldiği zaman kabul etmiyorsa o zaten çok fazla duramıyor yani. Hiçbir şey söylememize gerek kalmıyor yani. Kendiliğinden oluyor her şey. Bir de Bodrum'dayız, yani Gümüşlük'teyiz ama buranın moda bir yer olmasını istemiyoruz. Sakin kalmasını istiyoruz, bir çalışma alanı olarak kalmasını istiyoruz. Bir sükunet alanı olsun istiyoruz. Çünkü insanlar bir ağacın altında kitap okuyor, birisi çalışıyor, birisi resim yapıyor. Veya bir grup geliyor kendi arasında yoğunlaşmak için, enerjisini yenilemek, tazelemek için. O gürültülerden biraz arınsın istiyoruz Bahçe. Moda bir yer olmasını da istemiyoruz. Yani kültürel iklim anlamında söylüyorum. Kültürel çölde bir vaha oldu orası. O çok büyük emekle yapılmış bir şeydi. Her şey. Ben mesela Latife'ye takılırım. Sen sosyal dilencisin diye. O çok emeğe vardı gerçekten. Dönemin büyük toplumsal meselelerinin içerisinde de olan ama edebiyatı asla sadece buna harcamamış bir tarafı da. Gazetenin birinci sayfasında onun gibi şeyler yaşamış bu dönem. Ve bunu atlatmış. Bir yandan da anne olmuş. Bir yandan da bahçeyi tasarlamış, büyütmüş. Bir yandan da benim gibi bir sürü kişinin hayatına dokunmuş. Biliyorum. O zaman hatırlıyorum bir sportif hareketin içinde var olan gençleriz, çok genç o yıllarda. O askeri darbe sonrasında bir sivilleşme yaşanacak ve MİKTA döneminden sanki daha parlamenter sisteme geçecek gibi bir ümit de hep vardı. Daha iyiye doğru dönüşecek. 80'lerle benzeyen tarafı var. Baskı, devletin her an kendini hissettirmesi, işte insanların kendini özgür hissedememeleri, boğuluyor duygusuna kapılmaları, tehdit algılamaları, şiddeti hissetmeleri, devlet şiddetini. Bütün bunlar benziyor. Bütün bunları yaratanlara bakın Latife. 58'lidir, ben 59'luyum. Şirince'yi yapanlar nesillerdiler şimdi. Biz Özalcı gençlik gibi değiliz, yetişmedik. Onlar bir koyup 10 almaya çalışanlardır. Biz ise 10 mesai harcayıp bir aldığımız zaman İyi şey yaptığımıza inanırız. Bizim için çünkü kolaycılık diye bir şey yoktur. Hayallerinin peşinde koşan insanlar hayal kırıklıklarını da taşırlar. Tevekkülle taşırlar. Militanlaşmayla eve çekilmek arasında ara ifade biçimleri ortadan kalktı. Yani kendini ifade etmek, kendi protestonu gerçekleştirmek, sokağa çıkmak, yani bir yasal hak. Karşı koyma, itiraz etme hakkı var insanların. Öğrenci misiniz? Terörist misiniz? Yani bir geri çekilme yaşanıyor ama bu bence insanların sindiği anlamına gelmiyor. Aslında ortaya koyacakları şeyin diyelim ki tepkinin bir işe yaramayacağına dair bir duygu edinmeleri gerektiği bir şey. Yoksa duygularında, düşüncelerinde bir dönüşüm olduğunu zannetmiyorum. Gezi direnişi sırasında nasıl beklemiyordu insanlar o kuşaktan? Öyle bir enerjinin açığa çıkabileceğini, öyle bir parlama yaşanabileceğini bence yeni kuşaktan da ümidi kesmemeliyiz. Yani bir yerlerde bir şey yapıyor olabilir mi? Gençlere bir şey anlatmanıza gerek yok. Gençler görmek istedikleri zaman yaptıklarımızı görecekler. Tıpkı biz Barış Derneği'ni 50'li yıllarda kuranların yaptığını gördüğümüz gibi. Tıpkı biz Nazım'ın yaptıklarını gördüğümüz, ettiğimiz gibi. Tıpkı 15-16 Haziran'ı gördüğümüz, ettiğimiz, duyduğumuz, baktığımız gibi. Bu hafızanın biz içindeyiz. Bir mekan size sahibini unutturursa ve bir sahip size sahipliğini unutturursa siz orada rahat yaşamaya başlarsınız. Latife bunu hiç bana hatırlatmadı. Latife oranın en büyük ağacı gibi geldi. Köy kendini hep yeniden yaratan, denizin ortasında bir ada. Soluklanacak, güvende hissedebileceğimiz bir yer, zemin. Böyle bir olasılığın da olduğunu kanıtlayan bir teorem. Emek verenler başka türlüsünü yapamayacakları için var. Gençler, biz burada rahat olabiliriz. Korkusuz yaşayabiliriz. Birbirimizin düşmanı değiliz. Ali Nesin'e ulaşılması gerekiyor. Ulaşılamıyor. Tatile gitmişler. Ali Hoca o işte yeşil yosunların dalgalandığı o azmanın pırıl pırıl sularını görünce kıyafetleriyle beraber
suya atıyor kendini. Cebinde de telefon var, bu yüzden ulaşamıyoruz. Yani bu heyecan sanırım hani insan yapan onu, ya çok ciddi tutkuları olan bir insan. Kendisi inkar etse de duygusal olduğunu düşünüyorum. Korkan insan kötülük yapar, düşmanlık yapar. Dişlerini çıkarır, tırnaklarını çıkarır. Korkmayan insan rahattır. Yani bu insanlar şimdi vektör olmuş. Yani sokaktan geçen bir adamı vektör yaparsan ne yapsın ki adamcağız ya? İnsanları olmadıkları başka bir şeye soyundursan eğer, kötülük yaparlar, ellerinden gelmez başka bir şey çünkü. Yani ben onları da kızamıyorum. Bir de tabii ki çapsızlık var. İyi bir hocayı üniversitede istemezsin. Çünkü ortaya çıkar çapsızlığı. Tüm kötülüklerin anası korkudur. Artık eğitim bile hani çok tartışmalı, üniversiteler. Bir de gençler her zaman kontrol altında. Sadece devlet tarafından değil, bütün büyükler tarafından bastırıldıkları için. Onları çok hareketsiz zannetmiyorum. Çok da eylemsiz değildi bu halk. Yani devlet o kadar yüksekten dikine bir şiddet uyguladı ki artık her şey ölümüne, yani sokağa çıkmak ölümüne. Başlarına ne geleceğini bilemedikleri için insanlar geri çekildiler. Çok gerçekten baskı var. Üniversiteler buna bir cevap verirler diye düşünüyorum. Merakla ve heyecanla bekliyorum ben de. Tersini kapıyoruz ya işte. Biz burada rahat olabiliriz. Korkusuz yaşayabiliriz. Birbirimizin düşmanı değiliz. Farklı fikirlerdeyiz. Farklı inançlardayız. Alevisi var, Sünnisi var, mesela Yahudisi var, Ermenisi var, Müslüman var, Şurası var, Solcusu var, Sağcısı var. Yani çeşit çeşit insan var. Biz burayı dindarlarla laikler arasındaki gerilimin en yüksek olduğu zamanlarda kurduk. Ergenekon'la liberallerin arasındaki, Kürtlerle Türkler arasındaki gerilimin en yüksek olduğu zamanlarda kurduk. Ve şunu gösterdim herkese zannediyorum, kendime de gösterdim. Hep birlikte var olabiliyoruz. Farklı düşünceler, farklı inançlar birlikte var olabiliyor. Dindar kızla komünist olan tartıştılar, atıştılar falan. Çıktıkları zaman kork olaydı. Şunun farkına varlar burada zannediyorum. Hiçbir şey farkına varmamış olsalardı. Aynı gemideyiz. İnsanlar burada, buraya gelip bu bahçe içerisinde bir arada olabilirler. Buranın sunduğu olanaklardan faydalanabilirler. Çok kaybettikleri bir duyguyu burada bulabilirler. Ülkenin çok farklı köşelerinden insanlar buraya gelmek istiyor. Burada tanışıp birlikte fikir üreten çok insan oluyor. Nasıl yapabilirim ki ya? Benim param var yani. Nasıl yapabilirim ki bunlar yani? Halk para verdi benim için yani. İlk bağışlar benim için çok değerlidir. 10 lira, 100 lira ama yani hayale para veriyorsunuz. El alemin hayali bu. Burası önce bir kuruluş zaten yani 25 yıldır. 25 yıldır bağımsız bir vakıf olarak var yani. Tamamen buraya gönül vermiş kişi ve kurumların aynı ve işte maddi katkılarıyla buranın kendi potansiyelini de ürettiği bir kaynakla ayakta duruyor. Burası aslında bir anlamda bir modern bir köy enstitüsü diyebiliriz. Özgür bir köy enstitüsü. Köy enstitülerinin bir şey, ideolojisi var. İnsanları aydınlatmak ama bunun ötesinde milliyetçi bir unsur vardır. Burada öyle bir unsur yok. Muhteşem çocuklar yetişiyor. Bir cevher var Anadolu'da. Bazı öğrenciler dünya düzeyinde dahi. Bizim deneyimlerimiz, yaşadığımız zaman içinde biriktirdiklerimiz bizi karamsar yapıyor ama gençler için her zaman hayat yaşaması ve her zaman ümit var diye düşünüyorum. Belki yeni kuşakların kendini ifade etme biçimleri, politik olarak da duyarlılıkları farklılaştı, farklılaşacak. Belki sokaklara dökülmeden başka biçimlerde örgütleniyorlar. İnternet üstünden belki yazışıyorlar, bizim belki de bilmediğimiz bir takım yöntemleri kullanarak. O nedenle bütün bu belirsizliğe rağmen bu biçimde tüm bu kötülüğün, basıncın, zorbalığın üstesinden gelebiliriz. Ümidi taşımak istiyorum. Karakter gelişmez mi korkuyor? Silik birisi olursun. Müdürden korkarsın, jandarmadan korkarsın, polisten korkarsın, vergi memurundan korkarsın, müdürden korkarsın. Validen, kaymakamdan, herkesten korkarsın. Jandarma bastığı zaman korkmadın mı? Korktun doğrusu. Sevan korktu mu? Hayır. Sevan gibi oldum diyor ama yani böyle yapıyorsa bak kalbim pat 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 atıyor. Yani olmuyor. Bizim aydınlatma diye bir şeyimiz yok, bir amacımız yok. Ama aydınlatıyoruz. Bir de aydınlatacağım dediğin zaman sen aydınlıksın da karşı taraf karanlıkta. Yani gel seni aydınlatayım. Ya ben karanlıkta mıyım diyorum işte. İtici bir şey. Türk aydınlatmacıları o yüzden başarısızlar oldu. Yani ben hatırlıyorum çocukluğumda. Gider işte bir kasaba gider. Selamun aleyküm anne ya teyze. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm denmez günaydın dedi. Aynatıyor ona sözünü.
adamcağız en içten bildiği en güzel şeyle, selamlama biçimiyle sana selamlar aleyküm diyor. Senin onu tersleyip de günaydın, böyle imalı imalı. Kesinlikle beni sakatladığını düşünüyorum konservatuar eğitiminin. Mesela işte tiyatro bölümü vardır konservatuarda, bir de müzik bölümü vardır. Tiyatro bölümü hep daha politiktir. Onlar işte lisansla girerler. Biz işte bebeler 10 yaşında girmişizdir. Böyle bir raşitik bir durum, yani gelişemeyen çocuklar olarak hayatlarına devam ettiğini düşünüyorum. Ben bildiğimi paylaşıyorum. Tabii ben 60 yaşındayım. Bir gençten daha fazla. Bazı konular. O onun kanıtlı olduğu için değil, yaşı gereği öyle oldu. Bildiklerimi paylaşıyorum. Övetmiyorum da. Daha çok yol gösteriyorum, yön gösteriyorum. Önünde bir profesör, doçent memnun olması kimseyi aydın yapmaz. Bunlar kapkaranlık insanlardır. İmza attığının bir önemi yok. Karşılaşmaya da bilirdim imza metni. Birinci imzacılara işte yükselince bizimkisi. Ben ondan sonra attım imza. Pasaport alamıyorlar, üniversitelerine dönemiyorlar, iş bulamıyor ya da meslekleri dışında bambaşka işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Barış akademisyenleri olarak tanınan tam 2210 akademisyen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen haklarının ihlal edildiğini anlatıyor. Böyle bir etkisi olacağını da düşünmemiştim. Hiç de pişman da değilim ama. Ekşi Sözlük'te benimle ilgili başlık var. PKK'lı akademisyenin BBC videosu. Ben Kürt mücadelesini size açıklayamam. O dönemde sokağa çıkma yasakları zamanında yasaklı sitelerden takip etmeye çalıştım. Haberlerde gördüğüm şey beni çok rahatsız edip hiçbir şey yapamadım. Bari imza atayım diye düşündüm. İmza atmak ne ki yani? Ancak hata yapıyorlar. Oluk oluk kanları akacak. Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda neler olup bittiğini farkında mısınız? Yani diyalog kurmak istiyorum. Müzik benim için diyalogmuş. Burada mal gibi kaldım tek başına. Delirecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü bu normal bir şey değil. 80'li yıllarda üstümüzden bir sürü şey geldi geçti. Ayağa kalktık. Şimdi de böyle yani. Yeni hayaller peşine düşeceğiz. Gençler bu hayallerin, bu hafızanın peşine düşecekler. Biz de gençlere bir şey öğretmeye kalkmayacağız. Onların önüne geçmeyeceğiz. Sadece hikayemizi görürseniz, gördünüz diyeceğiz. Başka bir şey değil. Kürt çocuğu geldi buraya, ağa çocuğuymuş. Şimdi herkes burada işler yapacak tabii ki. İşlerden bir tanesi de bir tuvalet temizleme. Bu da ben tuvalet temizlemem demiş. Ondan sonra bana geldiler, tuvalet temizlemem diyor. Ağa çocuğuymuş, tuvalet temizlememiş. Tuvalet temizlemem diyor. Tamam dedi. 15 gün boyunca sıçmazsan eğer temizlemezsin. Öyle bir şey oldu. Anladı o da birdenbire. Ve tuvalet temizledi ve kendinden son derece memnundu. Herkes her işi yapıyor burada. Burası köy enstitüsü gibi bir yer aslında yani. Yani burada her şeyi öğreniyorsun. Onun için bu burayı koruyoruz işte. Çocuk sahipleniyor çalıştığı zaman. Temizlemişse orasını kirletmiyor. Tüketici olmaktan çıkıyor. Yani günde 24 saat çalışıyor burada çocuklar, gençler. Ve bu sayede burası özgür bir yer. Eğitimde neyin önemli olduğunu gördüm. İfadenin, kendini doğru ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Sözlü ve yazılı. Düşünsene diyordum. Ya ne kadar aptal bir şey bir insan düşünsene. Düşün dediğin zaman nasıl düşün, ne yapacak yani? İnsan en çok kendini kaybetmek zorunda. Zaman nasıl geçtiğini anlayamamış. Bir saat boyunca kendinden kopmuş. Mutluluk odur. O zaman sever, o zaman seversin. İnsanın kendisi bir cehennemdir. Kendinden koptuğun zaman cennete koparsın. Ben vakfaya geldiğim zamanlar işte birdenbire vakfede panik. Ne o? Müfettişler gelecekmiş. E dedim gelsinler. Ne var bunda? Nitekim yani o zamanlar özellikle düşman müfettişleri oluyordu. Hatta bir tanesi benim omzumda ağladı zavallı. Ben buraya vakfı kapatmaya gelmiştim diye. Gördü orada yapılanları. İyi de bir insanmış. Yani ben dedim müfettişe gelsinler, öğrensinler hiç olmazsa. Yani nasıl Türkiye'si falan diye. Son zamanla ben de korkmaya başladım müfettişlerden. Yok canım, cesur değilim. Cesur değilim. Cesur değilim. Hiç cesur değilim. Hatta korkan bile diyebilirim. Korkuyor. Kalbim pır pır atıyor. Ne demek şimdi? Ama korkumu yenecek medeni cesaretim var. Sevan cesur mesela. Sevan cesurdur. Ben cesur değilim. Walt Disney'in diyelim. Hani yürü uçuruma gelir. Ondan sonra havada yürüme devam eder. Sonra bir de farkına varır ki uçurumda bir hop düşmeye başlar. Farkında değildim yani. İnsan kaçak kat çıkabilir. Kaçak ev de yapabilir. Ama kaçak köy diye bir şey yok yani, böyle bir şey. Köyü mühürlemeye geldiler. Mühürlediler de buraya işte polis kordonu kırmızı beyaz çektiler. Biz de ormana kaçtık.
ormanda kamp kurduk. Sonra jandarmalar geldiler. Ormanlar da gideceksiniz dediler. Ve anladım bunların niyetleri kötü. Yani jandarmalar biliyorlardı bu deşap olduğunu. Bunumuzu dindiler. Sorun tabii ki nesil. Milliyetçi kısım. Daha önce vakfı almak istediler. Vakfın kontrolünü almak istediler. Çok denediler. Cemaatle birlikte. Düşman ortak. Yani diyorlar ya bana, soruyorlar bazen. İşte şöyle bir baktığınız zaman mutluluk hissediyor musunuz yaptığınızdan falan? Yorgunluk hissediyor. Yorucu, yorucu. Ama yani iyi, yani yorulmayıp da ne yapacaksın ki yani? Yani ben insanlara çok yoruldum demelerini deyip de şikayet etmelerini anlamıyorum. Yani ne yapacaksın yani akşam yani? Eve gelmişsin, yorgun ol ki yat yani, zıba değil mi? Yorulmak iyi bir şey. Yordu. Yani canından bezdirdi yani gerçekten. Devletle uğraş, toplumla uğraş, çocuklarla uğraş, çalışanlarla uğraş ve tek başınasın. Baban da yok artık. Vakfa para gerekiyor, ne yapabiliriz? Bir defa çok yorucu, bağış istemek, sana bağış istemek çok yorucu bir şey. Bilmiyorum ne yapacağım, ne olur bilmiyorum. Ben olmasam da işler sanki. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir yapıya da ihtiyaç var. O ihtiyacı biz doğmadık, varmış o ihtiyaç. Kimse farkında değilmiş. Böyle bir ihtiyaç var. İlk geldiğimde bizim için çok romantik bir projeydi. Yani böyle ağaçları bile numaralandırmıştı. Böyle şaşırtıcı biçimde bütün minicik otlara bile büyük bir bağlılığımız vardı. Şimdi birazcık daha hani başımızı çevirerek geçebiliyoruz çiçeklerin, ağaçların yanında. Kolay bir şey değil. Böyle bir bahçe içinde, ağaçların altında böyle bir açık alan, ortak kullanılabilecek bir açık alan yaratmak. Başlarda o kadar çok zor olacağını, o kadar zaman alacağını, o kadar enerji isteyeceğini bilmiyordum tabii ki. Yani o romantik kolları sıvayıp girdik işin içine. Ama benim için büyüsü hiç değişmedi. Yani dünyanın neresine gitsem bu bahçe benim için hep büyülü kaldı. Gelmek hep çok mutluluk vericiydi. Burayı ilham verici bir bahçe olarak korumak, bir bahçe olarak korumak için de epeyce enerji harcadık. Ancak hikaye yazabilecek dilinin başına bir hikaye geçer. Latife de o ilhamı sözüdür. Siz ilhama açıksanız, siz o ilhamı görebilecekseniz, siz o kudrete sahipseniz, o karşılaşmaya hazırsanız, bahçe size bunu sunuyor bence. Özgürlük diye yaşadığınız şeyin aslında özgürlük olmadığını, orada özgürlüğün bir kat daha yükseldiğini görebiliriz. Özgürlük çok kıymetli bir şey ama ilham da fena değil.